Selamlar arkadaşlar. Bugün Netflix'in en çok beklenen dizisi Avatar The Last Airbender'ı inceliyorum. Şimdi hemen videoya geçin. İyi seyirler. Normalde bu videoyu geçen hafta atacaktım ama ne yazık ki hastalandım ve anlayacağınız üzere sesim hala bir tuhaf. O yüzden videolar aksadı kusura bakmayın. O zaman şimdi hemen kadroyla başlayayım. Başrolde Gordon Cormier, Kiaven Ian Ausley ve Dallas Liu yer alıyor. Konusu ise döneminin popüler çizgi dizisinin birebir bir uyarlaması. O yüzden bilmeyeniniz yoktur diyerek bu kısmı es geçiyorum. Diziyi Ateş Ulusu'nda bir kovalamacayla başladık. İlk olarak toprak bükmeye şahit olduk ve bence gayet güzel görünüyordu. Hikayeye sadık bir şekilde ilerleyen bir ön hikaye gördük. Ayrıca jenerik de aslında uygun bir şekilde güncellenmiş. Keşişler, hava tapınağı ve genel atmosfer çok güzeldi. Engin havadaki hareketlere çok akıcı bir şekilde hazırlanmış. Giriş hikayesi oldukça iyiydi. Enk gerçekten çok güzel kurgulanmış. Oyuncu da o kadar uygun ki sanki direkt çizgi diziyi izliyor gibiydim. Eleştirebileceğim bir konu Soka'nın seksis yanının dizide gösterilmiyor olması. Normalde bu süreçte Katara'ya demediği kalmaması gerekirken çok daha uyumlu bir halde işlenmiş. İlerleyen süreçte bu konuya biraz daha değineceğim. Avatar Kiyoshi'nin sahnesi mükemmeldi. Gerçekten bir Avatar'ın gücünü en sevilenden görmek harikaydı. Seriye kıyasla yolculuk süreçleri haklı olarak çok kısa tutulmuş. Zuko ve amcasının ilişkisi, Azula'nın hırsı, her şey kendini çok net bir şekilde gösterebiliyor. Kısa kısa görsek de duyguyu vererek süreci yansıtmayı başarmışlar. CGI kullanımda beklediğimden çok daha iyiydi. Seride tasvir edilen yaratıklar gündelik hayatın bir parçası gibi doğal duruyordu. Zaten bükme kısmının görsel efektlerini beğenmiştim. Ayrıca ruhlar kısmında Katar ve Sokan anılarında gerçekten yerinden sıçradım. Dizi olduğu için süreden yana sıkıntı yaşayacaklarından yolculuk kısımlarını oldukça kısa tutmuşlar. Bu da uluslararası mesafenin yapımda tutarsız olmasını sağlamış. Çizgi dizide çok uzun süre gidilen mesafeler burada aşırı derecede hızlı kat ediliyor. Görsel efektlerin son derece harika olduğu bir finalle hepimizi ucu açık bir bekleyişe mahkum ettiler. Gerçekten harika bir iş çıkarılmış. Yıllar önce denenen son hava bükücüye kıyasla çok daha başarılıydı. Geçtiğimiz aylarda incelediğim One Piece Live Action gibi Avatar'ınki de yine çok iyiydi. Sırada önümüzdeki yıllarda gelecek olan Naruto'nun Live Action'ı var. Bakalım o nasıl olacak. Sokka'nın seksist yanının gösterilmemesine açıkçası üzüldüm. Çünkü karakter gelişimi açısından bu durum son derece önemliydi. Sokka çizgi dizide son derece seksist bir karaktere sahipti ancak etkileşim içerisinde olduğu tüm kadın karakterler ondan daha güçlü, daha baskın kişiliklerdi. Bu sayede onların gücüne şahit olarak aslında düşündüğünden çok daha farklı bir durum olduğunu kabullenmişti. Yani karakter gelişimi böyle sağlanmıştı. Ancak bu dizide Sokka çok ufak bir seviyede ayrımcı bir karakter olarak vurgulanmış. Ben diziden çok ciddi bir keyif aldım. Çoğu şeye bağlı kalınması nostaljik bir his uyandırdı. Ayrıca başarılı bir gidişat olması da son derece güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Avatar The Last Airbender beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Videoyu hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın.